29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'da Uluslararası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yurt dışından katılımın da yoğun olduğu yarışta sporcular bayrak salladı, asker selamı verdi. 1500 sporcu hep birlikte Cumhuriyet için koştu. Hem spor yaptılar hem Cumhuriyet'i kutladılar. Yüzlerce kişi İstanbul'da Cumhuriyet koşusunda buluştu. Cumhuriyet kadınıyız. Zeytinburnu Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Cumhuriyet Koşusu düzenledi. Erken saatlerde alana gelen sporcular ısınma hareketlerini yaptı. Başlangıç çizgisinde yerini aldı. Yarışma için start verildi ve 11. düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu başladı. Gencinden yaşlısına yaklaşık 1500 sporcu birinci olmak için koşmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular Cumhuriyet için koştu. Yarışmaya Amerika, Brezilya, Rusya, Moldova ve Kenya'dan da sporcular katıldı. Yorulduk mu? Hayır. Çok yorgun. Çok mu yorulduk? Çok yorgun. 10 kilometre koştuk. 4,5. Yarışta değilim, yürüyorum. Spora geldiniz. Evet. Olmaz. Nasıl geçiyor gün? İyi geçiyor. Koşmak yerine yürümeyi mi tercih ettik? Evet, bugün öyle oldu. Bu yıl 96.sını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Bir defa en temel motivasyonumuz Cumhuriyet Bayramı'nı çok etkin, çok aktif bir biçimde kutlamak. Onun dışında elbette yürüyoruz, koşuyoruz. Biraz aslında spora, sağlığa dikkat çekmek istiyoruz. Yorulduk biraz ama çok güzel, çok zevkli. Yaşasın Atatürk'ümüz. Bir 10 daha olsa bir 10 daha koşarım. Yarışmada geçen senenin parkur rekoru kırıldı. Kadın ve erkekler kategorilerinde yarışın galibi Kenyalı atletler oldu. Hep beraber bir rekora sahip ediyoruz şu anda. Dereceye giren koşuculara madalya verildi. Katılımın 25 lira olduğu Cumhuriyet koşusunun geliri Kızılay'a bağışlandı.